Evet, Sayın Başkan futbol ailesinin desteğini arkasına aldı. Dolayısıyla arkasında böyle de bir güç var ve sorunları, birikmiş olan sorunları adım adım çözeceğini düşünüyorum. Tabii ki yeni bir ümit, yeni bir başlangıç. Biz de destek verirsek, olayları çözmede kendisine yardımcı olursak yeni bir ümit olduğunu düşünebiliriz tabii ki. Evet. Trabzon'a cevap vermek istemiyorum. Olayları, mahkemedeki gelişen olayları doğru okuyup doğru yorumlayamamışlar diye düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim sadece. Maalesef özel yetkili mahkemelerde biliyorsunuz gündemde olan bir sorun. Süreç çok yavaş ilerliyor. Ancak 8 ay sonra ifade verebilme şansı bulduk. Bu arada bir mağduriyet oluştu tabii ki. Ama olaylara çok ayrıntısıyla ilgilenen bir mahkeme heyetimiz var. Mutlaka değerlendirecektir. Kısa sürede de mahkemeye attı. Bir aylık gibi bir sürede attı. Aslında olması gereken normal bir süreç ama diğerleriyle kıyasladığımızda kısa bir süreç oldu. Ve çok sayıda mahkeme günü verdi. 4 gün üst üste verdi. Yine bu bizde tali olduğumuz süreçte 8 günlük bir mahkeme periyodu vardı. Olayları daha hızlı çözebilmek için, çünkü futbolda işin uzaması çok doğru değil. Onlar da bunun bilincindeler ve bir an önce çözmek için gerekli gayreti gösteriyorlar. Ve tanık ve sanık ifadeleri toparlandığında süreç daha hızlı olacaktır ve büyük çapta tahliyeler mutlaka gelecektir. Genelde hepsinin tahliye olacağını düşünüyorum. Biz mahkemeden çıkan sonucu beklenmesi yönünde karar verilmesini düşünüyoruz. Çünkü ha küme düşürülmüş ha bir puan da silinmiş. Bunun azı çoğu olmaz. Dolayısıyla çok dikkatli bir süreçten geçirilmesi lazım. Mahkemenin sonucunu beklenmesi lazım. Burada da etik kurulu raporunda kınadığımı söylemek istiyorum. Gerçekten çok alelacele hazırlanmış. Hiçbir savunma hakkı tanınmamış. Sadece polis fezlekesindeki yorumlarla, sözde delillerle, mışlarla karar verilmiş ve bazı takımlar töhmet altında bırakılmış, bazı takımlar da aklanmış. Aslında nihai bir rapor değil bu. Sözde suçlanan ve sözde aklanan takımların tam tersi olabileceğini de söylemek istiyorum. Çünkü dosyaya onlardan daha hakim olduğumu söyleyebilirim. Çok büyük haksızlık yaptı etik kurulu. Doğru düzgün savunmalar almadan polisin yorumlarına göre bir rapor yayınladı. Bu eldeki delillere göre, dosyaya göre böyle bir rapor çıkartmış olabilirler ama işin en ayıp tarafı, en affedilmeyecek tarafı bunu dışarıya sızdırılmış olması.